Selamünaleyküm arkadaşlar. Yavru çürüyor. Kovanımıza şöyle hızlıca bir bakalım. Aramız çuvalda artık. Videoların süresi uzuyor. Yavru çürüğüne şöyle bir hamum verdik. Arkadaşlar diyor ki yavru çürüğü iflak olmaz diyor. Şimdi yaşasa bile kışın geçer o arı diyorlar. Ben de bu arıyı göz önünde tutacağım. Kışı geçirecek mi, geçirmeyecek mi? Arkadaşlar mı haklı? Bakayım ben daha mı iyi arıcıyım ya da ben daha mı kötü bir arıcıyım ya da bakalım işte. Bu önümüzdeki 2022'nin kışını geçirebilecek mi var? Bakın gelişmeye başladı. Gelişmeye başladı görüyorsunuz. Şurada da çok güzel bir yavrusu var. Bunun anası süper sadür bir ana arı. Bakın hiç besleme yapmıyorum. Doğadan geliyor zaten şu an. Ha, bundan bal falan da beklemiyoruz zaten de. İşte bakın bu süper sadür bir analı. Şunu geçen hafta vermiştim hatırlıyorsanız. Paket yavruydu. Yani şu ortası çıkmış da kenarları paketti. Onlar da çıkmış. Koloniye destek olmuş. Saldırgan bir arı. Elleniyor yani. Neyse sıkıntı yok. Kapatacağız. Yolumuza yer arayıp hemen bakacağız. Evet arkadaşlar yavru çürüğüne baktık arkadaşlar. Şimdi bu 3 katlı bala çalışan ana arının kolonisi. Bir de ona bakalım. Ne alemde. Geçen hafta göstermemiştim ama dedim orada yola devam ediyor dedim. Onu bir görelim. Bu ilk böldüğümüz ana hatırlıyorsanız. Maşallah. Bakın. Ana arı yavruyu koymuş, döşemiş. Bakın burası da iyi. Güzel artık buna bir pedek vereceğiz. Hamum vereceğiz. Çünkü dışarı dayanmış artık. Bir de anasını görürsek iyi olur. Evet. Erkek yoğunu. Erkek yoğun. Çok yoğun. Anası da burada. Çalışıyor da. Çok saldırıyorlar bugün. Bugün saldırmalar önüne böyle biraz sabah erken girdik. O yüzden saldırıyorlar. Evet. Bu arı aslında biraz işçi arı destek istiyor bu arı. Bir tane bana... Evet peteği getirdim. Bir tane petek vereceğim hemen. Hammum. Kabarmış vermiyorum. Çünkü nüfus az zaten. Arı dağılmasın daha fazla. Arı geliştikçe buna gider. Sıkıntı yok. Çünkü fazla böyle zayıf kolonilerinizde kesinlikle kabarmış petek vermeyin. Yani tam basmadığı sürece vermeyin. Yoksa mum kelebeği gelir. Ondan sonra mum güvesi olur. Kafanız ağrıyor ondan sonra. Evet arkadaşlar bu da diğer mızmız olan arı. Geçen hafta anasını almıştım burada. Kapalı çerçeve vermiştik hatırlıyorsanız. Videosunu attım diye hatırlıyorum. Gelişmiyordu. 3 yuta kıştan çıktı. 3 yutadan 1 yutaya düştü. Anasında sıkıntı var diye aldım. Şurada hafif bir nektar var. Buna meme vermiştik. Bakın meme doğmuş mu? Hızlı hızlı çekiyorum çünkü videonun uzamasını istemediğim için. Burada doğumlar olmuş. Biraz çuvalmış. Memeyi bir görebilseydim. Evet. Burada doğumlar var. Evet anarı doğmuş şurada. Bir anarıyı görmem lazım. Bir dondurayım. Anarıya bakacağım. Uzamasın video. Evet arkadaşlar anarımız doğmuş. Bakın geziniyor. Genç bir anarı doğdu. Şimdi fazla bir şey kaybetmedi bu koloniyi. Çünkü bakın bir hafta içinde doğdu. Çünkü memeler kapanalı çok olmuştu. Anamız çiftleşecek. Bu koloniyi de kurtaracak Allah'ın izniyle inşallah. Evet görüyorsunuz. Heves memesine atılan kurçuk çıktı. Haftaya geldiğimde de günlüğü görürsem başarılı bir değişim olmuş olur. Böyle anarlarınızı değiştirin, böyle üretin. Yavru çürüğü falan kesinlikle olmaz. Hatta şu peteği alacağım. İki peteğe düşüreceğim çünkü bu petek buraya fazla. Çünkü şu peteği örtsünler. Çünkü doğum olmadığı için peteğe yayılıyor. Bakın dediğim gibi bu tarihlerde mum güvesi olur. O yüzden mum güvesine kovanı kaptırmamak lazım. Onun için. Evet. O peteği alacağım ben oradan.
Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.